Ve tekrar karşınızdayız. Çiftçilerimizin ve hayvancılıkla uğraşanların hazzedilen ve hazzedilemeyen mallarını ve hukuki haklarını konuşacağız demiştik. Ve lütfen siz de bununla ilgili sorularınız varsa 0212 886 20 35 numaralı telefonumuzu arayınız ve yayınımıza katılınız diyorum. Ve kiminle konuşacağız tabii ki? Gayrimenkul ve hukuk danışmanımız avukat Gamze Şahin yanımda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Esra Hanım. Merhabalar. Şimdi Gamze Hanımcığım, biz bu konuyu niye konuşuyoruz? Önce buna bir açıklık getirelim isterseniz. Bu konuyu biz sizinle de öncesinde konuşmuştuk ama çiftçiyi ve hayvancılıkla uğraşanları koruyan yasaları konuşmak için buradayız. Ve değil mi, bu konuda da önemli olan tarımın devamlılığı, üreticinin desteklenmesi gibi konular ve bunlarla ilgili de çiftçimizi, evet, üreticimizi bilgilendirmek, bilinçlendirmek. Tabii öncelikle hani borç söz konusuysa tabii haciz de meydana gelebiliyor. Biz kimseye borcunu ödememesini, böyle bir şey tabii ki söylemiyoruz. Hı-hı. Sadece üreticinin, tarımla uğraşan çiftçimizin haklarını nasıl koruyabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Evet, ben peki şöyle sormak istiyorum. Yasalara göre çiftçi kimdir? Nasıl tanımlayabiliriz çiftçiyi? Şimdi özellikle İcra İflas Kanunu'nda çiftçi derken kimi kastediyor? Ben o kısmını, evet, anlatayım. Bir araziyi işleten kişi çiftçi, hı, ama doğrudan doğruya o kişinin işletmesi gerekmiyor. Hı. Yarıcılık dediğimiz ortaklık usulüyle veya birine kiralayarak da araziyi işleten kişiye çiftçi diyor yasalar. Arazinin sahibi olması şart burada. Hı. Tarım amaçlı işletiliyor olması, arazisinde tarım amaçlı işletiliyor olması lazım. Yani boş bir arazi sahibi ise, ekip dikmiyorsa onu bu kanun kapsamındaki istisnalardan yararlanacak çiftçi olarak kabul edilmiyor. Hı. Yani bu üç şartın olması gerekiyor. Evet, arazi sahibi olacak, tarım amaçlı işletiyor olacak, hı hı, veya ortak olarak yarıcılıkla kiralatarak arazinin işletilmesini sağlayan kişi olacak. Evet. Peki mesela diyelim ki bir çiftçimiz borçluysa, eğer bir borcu varsa, haczedilemeyecek malları neler? Onları sayarsak. Şimdi öncelikle çiftçinin arazisi haczedilemez. Çift hayvanları haczedilemez. Ziraatte kullanılan nakil vasıtaları ve ziraat araç gereçleri, ziraat aletleri haczedilemez. Bunları da kısaca... Yani çiftçilik yapacağı bütün şeyler, aletler, arsası, bunlar devamlılık, evet, sağlaması açısından haczedilemiyor. Tabii bunun da bir sınırlaması var. Hı. Bunları da devam eden şekilde konuşuruz isterseniz. Ziraatte kullanılan nakil vasıtaları kısmını biraz açmak istiyorum. Hı hı. Bunlar da at arabası ve öküz arabası gibi araçların tabii bu kapsama girdiği muhakkaktır. Bunun, hı hı, dışında traktöre bağlı çalışabilecek römorklar haczedilemez. Aynı şekilde bazı şartları gerçekleşmişse traktör de haczedilemeyecektir. Burada, hı, tabii kanunda açıkça traktör haczedilemez demiyor ama ne diyor? Çiftçinin ve ailesinin, sadece çiftçinin değil ailesiyle birlikte geçimini devam ettirebilecek nitelikteki, üretimini sağlayabilecek nitelikte ne gerekliyse onlar haczedilemez. Kanunda, hı, temel amaç bu. Evet. Yani çiftçinin geçimini ve üretimini mi? Devam ettirebileceği. Ve devam ettirmek için de zorunlu olan. Ha. Hani 3 tane traktörü varsa üçünün birden haczedilemeyeceğini iddia edemez. Hmm. Veya kendi arazisi, kendi arsası traktör dışında bir şeyle de ekip biçilebiliyorsa, hmm, veya bunu sermayeye dönüşmesi diyorlar Yargıtay kararlarında, traktörün mali değeri orada sağladığı mali değerden çok daha fazlaysa, hı-hı, bunun haczedilemeyeceğini iddia edemeyiz, haczedilir. Haczedilir diyoruz. Evet. Peki kısmen haczi olabilen şeyler neler? Hı-hı. Hangileri? Kısmen haciz ücretler ve alacaklar için tanımlanmış kanunda. Maaş ücretleri, emekli maaşı ve bunun gibi mesela öğrencilerin bursu da bu kapsamdadır. Hı-hı. Maaş ve ücret alacakları diyelim bunlara kısaca. Bunun, evet, dışında şunları da sayabiliriz. İntifa hakları olabilir. Bir yerden elde edilebilecek hasılat olabilir. Bunların tamamına haciz koyamazlar. Hı. Nasıl olabilir? Maaşla ilgili 1/4 diye şart var kanunumuzda. Maaşın 1/4 haczedilebilir. Diğerlerinin de gene geçimi devam ettirmeye yetecek kadarı ayrılmak suretiyle kalanı haczedilebilir. Bu, hı hı, şekilde yorum yapılarak bu kanun
uygulanabilecek durumdadır. Peki çiftçilerin bu haczedilemeyecek mallarını saydık. Bunların bunlar borcun türüne göre değişir mi? Borcun türüne göre değişir mi? Değişmez aslında. Ha şu var. 6183 sayılı kamu alacakların hacizi kanun hakkındaki kanun var. O kanunda da icra iflas kanunuyla aynı maddeyi içeriyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim bu saydığımız şeyler kamu alacağı bakımından dahi haciz edilemeyecek durumdadır. Hı. Yani devlet alacağı, devlete olan bir vergi borcunuz, sigorta prim borcunuz ve buna benzer bir borç varsa dahi tarımın ve hayvancılığın devamlılığı, sürekliliğin sağlanması açısından böyle size bir hak tanınmış, istisna tanınmış, bunların haciz edilemeyeceği tanımlanmıştır kanunda. Evet. Evet. Peki mahsuller buna girer mi? Yani yetişmemiş mahsuller haciz edilir mi? Şimdi tarım alanlarında mahsullerin hacizi konusunu ayrıntılı şekilde değerlendirmiş kanun. Hı hı. Hem yetişmemiş mahsulleri hem de yetişmiş ancak çiftçinin kendi gene yaşamını, geçimini devam ettirebilecek kadar ihtiyacı olan mahsullerin haciz edilmesine bir takım sınırlamalar getirmiş. Hı. Yetişmemiş mahsuller için 2 ay sınırı var. Yani yetişmeleri zamanından en çok 2 ay evvel haciz olunabilir. Bu nasıl olur? Mesela Temmuz'da toplanabilecek bir ürünse bu, 2 ay önce Mayıs ayında haciz edebilirler bunu ama Mayıs'tan önce diyelim Nisan ayında haciz edilmesi mümkün değildir. Henüz olgunlaşmadığı için, henüz belli bir olgunluğa gelmediği için sağlanan bir olanaktır bu. Aynı şekilde Eylül'de çıkacaksa ürün mesela, Eylül'de toplanabilir nitelikte ise Temmuz'dan önce haciz edilemeyecektir bu seferde. Peki bu hacizde mesela Mayıs'ta haciz etmeye gittiler ama Mayıs'tan önce mesela Nisan'da haciz etmeye gittiler, hı hı, Temmuz'daki toplanacak şeyi ama haciz edemediler. Bunun ertelemesi yapılır mı? Şöyle oluyor, haciz memuru ve katılırsa eğer alacaklı veya alacaklı vekiliyle birlikte çiftçinin adresinde yapılıyor haciz. Menkul haciz bu şekilde yapılıyor. Gelir bakarlar, biz bunları haciz edeceğiz, yani tutanağa geçirip bunların üzerinde alacaklı şu kişi adına haciz tesis edeceğiz derler. Çiftçi de burada der ki bu ürünler ancak 3 ay sonra olgunlaşabilecek üründür. Şu, hı hı, anda hacizi mümkün değildir. Bundan sonraki durum alacaklının takdirindedir. Bundan sonra dediğiniz sürede gelirse evet hacizini yapabilir. Hı. Yetişmemiş ürünler için böyle bir sınır getirilmiştir. Evet. Peki dedik ki tarımın devam etmesi için tarım arazisi haciz edilemez. Bununla ilgili bir sınırlama var mı? Yani istisnai durumlar var mı tarım arazisinin haciz edilmesine dair? Şöyle, tarım arazileri genel anlamda haciz edilemez ama tarım arazisinin ekiliyor dikiliyor olması lazım. Hmm. Yani tarım arazisi tarım amaçlı kullanılıyorsa, geçen haftalarda konuştuğumuz 2B yasası kapsamında tarım arazisi tarım alanının dışına çıktıysa, hmm, veya başka bir amaçla kullanılıyorsa tarım arazisi ama orada bir kafe işletiliyor diyelim. Orası artık tarım niteliğini kaybetti. O zaman tarımsal arazidir, haciz edilemez kuralındaki istisnadan yararlanma olanağı yoktur. Bunlar haciz edilir. O yüzden şimdi gayrimenkul hacizi bizim usulümüze göre kaydan yapılır. Yani tapu kaydına yazılacak bir yazıyla, hı-hı, icra dairesinin tapu müdürlüğüne hitaben yazacağı bir yazıyla yapılır. Dolayısıyla icra müdürü kağıt üzerindeki tapu kaydından bu arazinin tarımda kullanılıyor olup olmadığını tespit edemeyebilir. Hı-hı. Ancak tapuda bir şerh varsa tarım arazisidir, tarımda kullanılmaktadır veya üzerinde şu ekilidir diye, o zaman mümkün olur. Bunun dışında belirleyemeyebilir. O yüzden eğer tarım araziniz bu şekilde haciz edildiyse bunun için itiraz yoluna başvurmanız lazım. Ve demeniz lazım ki burası tarım arazisidir, hacizi kaldırın, ben burayı hem tarım arazisi hem de ekip dikiyorum, tarımda kullanıyorum demeniz gerekir. Bunu da dava yoluyla ileri sürebileceğiz. Evet, yani aslında şöyle söyleyebilir miyiz? Mesela çiftçinin haciz edilebilecek mallarına haciz kondu. Evet. Bu şekilde de bir itiraza gidebilir mi? Yani ne şekilde itiraz edebilir? İtiraz usulünü de açıklayalım. Şimdi bu eğer bir menkul haciz ise, yani icra memuru gelip evet şunu 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 haciz ediyorum diye çiftçinin gözü önünde yaptı ve çiftçi de o tutanağı imzaladıysa eğer, süreye tabi olduğu için böyle söylüyorum, süreniz hemen başlar. Hı hı. Öncelikle tutanak hazırlanırken şunu demeniz lazım, bunlar benim tarımla ilgili kullandığım eşyalardır, bunların hacizi mümkün değildir demeniz lazım. Hı hı.
Bunun dışında demediniz veya bir şekilde geldi hacretti, siz evde yoktunuz. Ailenizden biri vardı. Bu tutanağa geçmedi diyelim. Hı-hı. O zaman haberdar olduğunuz tarihten itibaren süreniz başlar ve 7 günlük süre var burada Esra Hanım. 7 gün içinde dava açmanız gerekiyor. Hı. İcra mahkemesine başvuruyorsunuz. Size gelen icra müdürlüğü neresiyse, genelde size en yakın adliyeden gelinir. Mutlaka bu şekilde olur. O icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesine başvurarak bir dilekçeyle memur işlemini şikayettir bu davanın adı. Şikayet yoluna başvuruyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki bu ürünlerim, bu arazimdeki kullandığım şu 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 ürünlerim veya tarım arazim hacedilemezken haciz uygulandı. Bu nedenle bu hacizin kaldırılmasını talep ediyorum dersiniz. Ha, bu şekilde itiraz edebiliyorlar. Evet. Evet, şimdi biz bu konuda bir de halkın nabzını tuttuk. Bakalım vatandaşımız neler söylemiş. Buyurun. Çiftçilerin hacedilmeyecek malları konusunda bilginiz var mı? Şu anda bizim burada öyle bir şey olmadı. Köyümüzde öyle bir şey arz edilmedi yani malımız. Kendi şeyimizde, çiftçiliğimizde, kendi halimizde gideceğim şu anda. Böyle bir aciz çiftçiye gelmedi bizim burada şu anda olmadık yani. Siz de çiftçisiniz. Biz de çiftçiyiz. Çiftçi ziraatlarla şeyimiz var. Ama bu anda bu şekilde daha biz burada çiftçinin böyle bir traktörü alınmış mı olmuş görmedik yani. Burada olmadı öyle bir şey. Çiftçilerin hacedilmeyecek malları hakkında bir bilginiz var mı? Yok. Peki hiç basından duydunuz mu? Duymadık, hiç böyle bir şeyleri aydınlatmadılar bize. Siz çiftçisiniz değil mi? Evet, çiftçiyiz doğduğumuzdan beri. Öğrenmek isteriz nasıl bir şey haciz, neden geliyor, nasıl olduğu vakit geliyor, bunları öğrenmek isteriz. Çiftçilerin hacedilmeyecek malları konusunda bilginiz var mı? Var, evet. Neler biliyorsunuz bununla ilgili? Her zaman çiftçi ezilen insanlar, hakkını alamayan insanlar. Ya ne bileyim yani, ine olan, danası olan, malı olan. Yani ürünü olan her zaman şey diyor, para yapmıyor yani. Her zaman ezilen insanlar yani. Karşılık taraf sahip çıkanı yok yani çiftçinin. Hiçbir zaman yok yani. Kim gelirse gelsin yok. Peki siz bu yasayı nereden duydunuz? Halktan duydum, büyüklerimden duydum. Dinliyorum kahvede, çay ocağın caminin kenarlarında duyuyor. Yani ben mutluyum için biliyorum yani. Bunların büyüklerini dinliyorum yani. Yani adamcağız ağlıyor yani, malı var kendisi, para yapmıyor. Saman yüklü para yapmıyor. Yani ne bileyim yani çekiyor çiftçi her zaman ezilen insanlar yani. Vallahi ben her zaman diyorum ki yani sahip çıksınlar yani. Çiftçi her zaman sahip çıksınlar yani. Kim olursa olsun yani. Ezilmesin yani. Evet, vatandaşlarımızın soruları böyleydi. Lütfen sizler de soru sormak isterseniz 0212 886 2035 numaralı telefonumuzu arayınız ve Gamze Hanım'a sorularınızı iletiniz diyoruz. Ve Gamze Hanımcığım, şimdi ben bir de hayvancılık kısmına geçmek istiyorum. Hayvancılıkla uğraşan ve borçlu biri eğer hayvanlarının hangileri ve ne kadarı haczedilebiliyor? Yine burada da kanunun amacını göz önüne almak lazım. Neyi amaçlıyor? Hayvancılığın ölmemesini. Hayvancılıkla uğraşanın da işlerine devam edebilmesini amaçlıyor. Hı hı. Bu anlamda hayvancılıkta rakam olarak sınırlama getirilmiş kanunda. Diyor ki bir manda veya bir inek ya da üç koyun veya üç keçi. Hı. Yani dörtlü bir seçenek şansı var hayvancının. Elinde diyelim bu hayvanların hepsi varsa diye söylüyorum, hı hı, ben. Bunlardan diyelim mandaları var ve koyunları var. Bunlardan ya diyecek ki bir mandam bende kalsın, gerisi haczedilsin ya da üç koyunum kalsın. Hı. Veya bunu da istemiyorsa üç keçi bende kalsın. Hı. Ya da ayrıca ineği de varsa tamam, bunların hepsini haczedebilirsiniz, bir ineğim kalsın. Hı. Bu şekilde bir oranlama yapılmış. Bu verdiğim sayılardaki hayvan haczedilemez. Hayvancının elinden alınamaz durumdadır. Bunun dışında fazlası haczedilebilecektir. Yani bu durumda büyük baş küçük baş farkı var. Büyük, evet, başlardan bir adetse küçük başlardan üç adet. Evet, buna benzer oluyor. Evet. Şeylerden kümes hayvanları ile ilgili açık bir hüküm yok. Ama burada meslek olarak kümes hayvancılığı yapıyorsa eğer hayvancılık yapan kişi mesleği buysa onların da haczedilemeyeceğini söyleyebiliriz. Hı hı. Tabii gene sınır nedir? Kendisi ve ailesi için zaruri olan geçim aracı kadarıdır. Hı hı. Geçimine yetecek kadarı kalacaktır. Kalanı da haczedilip satılacaktır. Peki bu neye göre hesaplanıyor geçimine yetecek kadarı derken? Evet. Bu aslında haczi kim yapıyor? İcra memuru yapıyor. İcra memurunun o anda
tayinine göre hesaplanıyor. Ama bundan sonra siz eğer fazla haczedildi diye itiraz ederseniz, ha şu da olabilir, siz alacaklısınız, hayvancı size borcunu ödemiyor, siz haciz yaptırdınız ve dedi ki benim mallarımı haczedemezsin, bunlar geçinmeye yetecek kadar. İki türlü de düşünülebilir. Hı hı. O zaman da kimin aleyhine ise o dava yoluna gidecek, davada bilirkişi tayin edilecek, hayvancılıktan anlayan, aynı şekilde tarım arazisi söz konusuysa tarım arazilerinden anlayan bir ziraat mühendisi olabilir, anlayan bir bilirkişi tayin ediliyor, mahkeme bu bilirkişiye soruyor. Ne kadarı onun geçimine yeter diye. O da yıllık elde edebileceği geliri hesaplıyor. Hı hı. Ailesinin kaç kişi olduğunu, başka çalışan olup olmadığını buna göre bir belirleme yapıyor. Rapora göre de genelde karar veriliyor. Verilen karar gene mi aleyhinize? O zaman temyiz yoluna başvurabiliyorsunuz. Kesin bir karar değildir. Yargıtay'a başvuru şansınız vardır burada. Evet. Peki bu yavrulu hayvanların haczi nasıl oluyor? Şimdi yavrulu hayvanlar hayvancılar için çok önemli bir mevzudur aslında. Evet. Geldi diyelim süt danası mı denir? Çok da teknik bilgi vermek istemiyorum tabii. Anneye muhtaç durumdaki yavrudan bahsediyoruz burada. Annenin beslemesi olmaksızın yaşayamayacak nitelikteki hayvandan bahsediyoruz. Onu haczedemez hiç kimse. Veya anneyle birlikte haczedebilir. Evet. Anneyi de tek başına haczedemez. Bakmak durumunda olduğu yavrular varsa eğer sadece anneyi haczedemez, anneyle yavruyu birlikte haczetmesi gerekir. Evet. Tabii az önce söylediğimiz sınırlar peki, var. Peki o yavruda onlarda şey var mı? Mesela anneyle yavruyu bir arada haczedecek. Evet. Onda bir sınır var mı? Kaç yavruyu birden haczedebilir? Ya da mesela 10 tane evet yavrusu var diyelim. Olur mu öyle bir şey bilmiyorum ama 10 yavruyu birden haczedebiliyor mu? Onda da az önce söylediğimiz sınır. Yavrulu hayvanların hacizi kanunda 83B maddesine düzenlenmiş. Orada bir şu kadar 3 tane 5 tane demiyor. Ama önceki söylediğim madde kapsamında değerlendirebiliriz. Diyelim ki bir tane ineği var. Hı-hı. Oluyor mu tabii onu tam bilmiyorum. 5 tane de yavrusu var. Evet. Bu ineği zaten haciz edemeyecektir. Tek inekse eğer haline münasip olduğu için onun hacizi mümkün değildir. Yani 2 ineği var 5 de yavru var. Evet ineklerden birinin hacizi mümkün olacaktır o zaman. Evet, şimdi bu çiftçilikle ilgili ve hayvancılıkla ilgili olanı konuştuk da, şimdi bu yiyecek ve yakacak haczinde sınırlamalar nedir? Bir de onu konuşalım. Şimdi bunu da gene kanunda çiftçiye bağlı olarak düzenlemiş. Hı hı. Çünkü yiyecek yakacak haczi diyor, ondan sonra da çiftçinin tohumluğundan bahsediyor. Evet, tohumluk haczi edilebilir mi? Ha evet, onu da anlatalım. Çiftçinin tohumluğu gelecek mahsul için lazım olan kadarı haczedilemez. Hı hı. Yani şu anda kullandığı değil de gelecek mahsul için ayırdığı bölüm tohumluk olarak haczedilemeyecektir. Evet. Bunun dışında yiyecek ve yakacak haczinde sınır da yine 2 aydır. Haczin yapıldığı tarihten sonrası için uygulanır bu 2 ay. Hı hı. Yani haczi 2 kış demek değil bu. Şu anda haciz yapılıyorsa bundan sonra Haziran ayındayız, Temmuz, Ağustos aylarında kullanacak, yakacak ve yiyecekleri haczedilemeyecektir. Bundan sonraki dönemde kullanacağı veya iş yerinde bulundurduğu, evinde bulundurmadığı diğer yiyecek ve yakacakları haczedilebilecektir. Burada evinde bulundurma şartı var. Evinde bulunanların haciziyle ilgili. Bir de hacizden sonraki 2 ayla ilgili bir sınırlama var. Burada gene mahsul hacizinden de bahsedelim. Evet. Çiftçinin geçimi için yeterli, gerekli mahsuller haczedilmeyip çiftçiye bırakılmak zorundadır. Bu da gene İcra İflas Kanunu 93. maddesinde düzenlenmiş. Oldu da mahsullerin tamamının hacizi gerekti. Hani bu nitelikte bir malsa. O zaman da çiftçiye yetecek kadarı, geçimini sağlamaya yetecek kadarının parası satılarak çiftçiye iade edilmek zorundadır. Böylece de çiftçinin korunması amaçlanmıştır burada da. Evet, bu şekilde oluyor. Peki tarım satış kooperatiflerindeki hakların haczi nasıl oluyor? Şimdi İcra İflas Kanunu'nda da bundan bahsediyor. Ayrıca genel bir hükmü daha var. Diyor ki diğer kanunlardaki kısıtlamalar uygulanır burada da diyor. Yani diğer kanunlarda şu haczedilemez, bu haczedilemez diyorsa onlar da yine haczedilemeyecektir diyor. İcra İflas Kanunu'nda sayılmamış olmasına rağmen. Evet. Tarım satış kooperatiflerindeki haklar da gene kanun kapsamında haczedilemeyeceği düzenlenmiş şeylerdir. Buradaki istisna nedir? Normalde tarım satış kooperatifindeki hak haczedilemez. Nasıl haczedilir? Kooperatifi olan borcu varsa ortağın o zaman haczedilir sadece. Bunun dışında herhangi birine borcu varsa
O zaman haciz mümkün değildir bu hakların. Ayrıca bunların ürünleri de hayvanları da tarımsal üretim araçlarıdır ve haciz edilemeyecektir. Yine az önce bahsettiğimiz gibi. Doğrudan doğruya da haciz mümkün değildir. Üçüncü şahısların alacağı için doğrudan doğruya haciz mümkün değildir. Evet. Peki mesela diyelim ki borçlu normalde haciz edilemeyecek malları var ama kendi haciz edilmesini istiyor. Böyle bir şey mümkün mü? Yani isteğe bağlı olarak onu haciz edilemeyecek mallarını haciz ettirebilir mi? Tabii haciz ettirebilir. Şimdi icra bizim kanunumuzda cebri icradır. Yani zorla getirilen hacizler söz konusudur. Nasıl olur bu da? Bir borcunuz var ki size icra geliyordur. Evet. O zaman çiftçi de diyebilir, benim borcum var ama karşılığında da şu mallarım var, şu tarlam var. Bunlar haczedilsin, buradan parası karşılansın, benim borcum da ödensin. Ama zaten kendi borcunun ödenmesi ise eğer, haczedilemezlik şartından feragat edebilir. Ha, bunun sınırlamaları tabii ki var. Haciz anındaki durum önemli. Hani önceden benim size borcum var ama 3 ay sonra ödemem gerekiyor. Şimdiden ben şu malımın hacizine muvaffakat ediyorum, izin veriyorum diyemez. Bu geçerli değildir. Zaten önemli olan haciz anındaki durumdur. Haciz anında çiftçinin yaşamını, kendisinin ve ailesinin yaşamını devam ettirebilecek nitelikteki mallarının hacizine onay vermemesi gerekir. O yüzden de önceden feragat geçerli değildir. Veya bir alacaklı gelsin haciz etsin ama çünkü bu alacaklıya hani borcum var çok da eski, onu ödemek istiyorum ama şunu ödemek istemiyorum. Böyle bir şey diyebilir. Ödemek istemiyorsa başka mallarından gene haciz uygulanacaktır da tarımla ilgili hayatını devam ettirebilmek için o malların hacizine de muvaffakat etmiş sayılmaz. Yani nasıl olur? A şahsı gelsin benim mallarımı haciz etsin, ben buna izin veriyorum ama diğer şahıs yok onun için izin vermiyorum diyebilir. Kişiye bağlı olarak bu vazgeçme sınırlandırılabilir. Ayrıca şöyle bir şey de var. Malların haciz edildi. Siz de hiç itiraz etmediniz, davada açmadınız. Halbuki onlar haciz edilemez nitelikte maldı. Onlar alınıp götürülünce siz ne hayvancılıkla uğraşabildiniz veya çiftçiyseniz tarımla da uğraşamadınız. O zaman nasıl oluyor? Davada açmadıysanız zımni olarak kabul etmiş sayılıyor. Zımni üstü kapalı demektir. Üstü kapalı olarak siz bunu kabul ettiniz. Artık burada haciz yapılmasına izin verdiğiniz anlamına gelir. Ya da haciz esnasında sözlü olarak veya yazılı olarak haciz edilmesine muvaffakat ediyorum diyebilirsiniz. Bu da açık kabuldür. Bu durumlarda haciz edilemezlik sıfatından feragat mümkündür. Edilebilir. Evet, biz sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Reklama gideceğiz. Ancak reklam öncesi tekrar telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0212 886 2035 numaralı telefonumuzu arayınız ve sorularınızı yöneltiniz. Reklamdan hemen sonra telefon bağlantılarını alacağız. Sorularınızı cevaplayacağız. Kısa bir ara. Hobibahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e hayat devam edecek. Teşekkürler Türkiye. 2010 ve 2011 yılının satış şampiyonu Seco 4100 en zor şartlara yine hazır. Son teknolojik standartlarda üretilen 2 beygir gücündeki Euro 2 motora sahip Seco 4100 yüksek performansıyla ihtiyacınız olan tüm gücü üretmek için tasarlandı. Sınıfında ilk defa sunulan Easy Start ve Prime and Start kolay çalıştırma sistemleriyle donatılan Seco 4100 en soğuk günlerde bile ilk seferde çalışacak. Seco 4100 sizi yarı yolda bırakmamak için en kaliteli parçalarla donatılmıştır. Oregon markalı 45 santim zincir ve kılavuz, Wildro markalı karbüratör ve Champion marka buji yüksek performansı garanti ediyor. Seco 4100 zengin kutu içeriğiyle sizlere sunulmakta. Bileme AC, koruma gözlüğü, çalışma eldiveni, motor yağı, kurulum kuponu ve kullanım CD'si ile tüm ihtiyacınız bu kutuda. Seco 4100 yaygın servis ağı ve bol yedek parça desteğiyle 2 yıl SARES garantisi altındadır. Kapıda ödeme ve kredi kartlarına 4 taksit imkanıyla sadece 299 lira. Hobibahçe.com ve seçkin SARES bayilerinde. Karşınızda Sinem. Yemek saati geldi. Salata mı yese? Peki karar vermek o kadar kolay mı? Yeşillikler taze mi? Kalıntı var mı? Nasıl yıkandı? Nerede yetişti? Hijyenik mi? Sağlıklı mı? Kafasında binlerce soru. İçiniz rahat olsun. Güvenilir gıda için
her adımın takipçisiyiz. Afiyet olsun Sinem. Hobibahçe.com'un sunduğu 2'den 4'e Hayat devam ediyor. Ve tekrar karşınızdayız. Bu bölümde sizlerden gelen soruları yanıtlayacağız. Telefon bağlantılarını cevaplayacağız diyorum. Ve hemen bir sorum var, onu sormak istiyorum. Haczedilemez mal olup olmadığı nasıl belirleniyor? Haczedilemezlik sıfatını icra memuru tayin ediyor. İcra mahkemesinin de burada görevi var ama icra mahkemesi resmen bakmıyor işe. Eğer birisi bu haczedilemezlik sıfatının tayininde, yani memur dedi ki bu haczedilemez. Eğer alacaklı isterse dava açabiliyor veya bu haczedilebilir dedi, haczetti. Bu sefer de borçlu, çiftçi veya hayvancı isterse dava açabiliyor. Evet. Davayı icra mahkemesine şikayet yoluyla açıyor 7 gün içinde. Bundan sonra da mahkeme inceleme yapıp gerekirse bilirkişi tayin edip karar veriyor. Evet, bu şekilde oluyor. Bu şekilde şimdi oluyor, evet. Bir izleyicimiz sormuş. Kütahya'dan Mehmet Birgöz sormuş. Mahkeme tarafından mallarıma ihtiyatı tedbir kararı kondu. Yarın karar verildiğinde benim bunu ödeme şansım yok. Benim bütün mal varlığım bu, haczedilir mi demiş. Şimdi izleyicimiz çiftçilikle uğraşıp uğraşmadığından bahsetmemiş ama veya evet, hayvancılıkla evet, hangisi bahsetmemiş, olduğundan bahsetmemiş. Tüm mal varlığım bu diyorsa eğer, çiftçi veya hayvancı olması karinesinden öyledir diye tahmin ederek cevap vereyim. Şimdi az önce saydığım gibi eğer hayvancılıkla uğraşıyorsa söylediğimiz miktarda mallarını ayırması gerekirdi ihtiyati tedbir kararında da. Evet. Ayrılmadıysa da ihtiyati tedbir mahkemenin uyguladığı bir şeydir. İcrai aşamaya geçmesi kesin hacizli olur. Kesin haciz yoluna gidildiğinde hacize yönelik şikayetlerini yapabilecek ve dava açıp bu hakkını ileri sürebilecektir. Hı hı. Şu anda olmasa da bunun devamında kesin hacize mahkeme aleyhine sonuçlanırsa, kesin hacize çevrildiğinde haczedilemeyecek kısmı ile ilgili şikayette bulunabilir. Ayrıca tedbir kararında da herhangi bir teminat göstererek mallarındaki hacize kaldırılmasını mahkemeden, tedbir kararını veren mahkemeden isteyebilecektir. İsteyebilecek. Bir telefon bağlantımız var, hemen alalım. Kayseri'den Ahmet Hamdi Oğuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ahmet Bey. Efendim. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bu yasa ile kalktığı halde desteklerimize hacizler konuyor. Gerçi sağ olun, değil, telefonda duyduğumuz kadar anladık ama yasal bir çalışma yok mu bu yönde haciz edilemez diye? Ahmet Bey, neye haciz konuyor dediniz, tam anlayamadık. Doğrudan gelir desteklerimize haciz, evet, konuyor. Evet, konabilir. Bu korumalardan dolayı yasal olarak kalktı diyoruz. Daha önce mahkemelik, icralık olduk, itiraz ettik. Önceki seneleri kaldırdık ama bu sene yine kondu. Evet. Sıkıntımız orada. Evet, bir sorunuz var mıydı? Yok, hayır, anladım. Teşekkür ediyoruz Ahmet Bey. Peki, ben teşekkür buyurun, ediyorum. Buyurun, buyurun. Sorunuz var mıydı başka? Başka bir sorum yok. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler. İzlemeye devam edin. Hemen cevaplıyoruz. Sağ olun. Şimdi Ahmet Bey'in söylediği doğrudan gelir destekleri, mahkemelerin önüne birçok kez gelmiş bir davadır. Doğrudan gelir destekleri haczedilebilir mi, haczedilemez mi? Her yılda farklı kararlar verildiğini görüyoruz. Ama en son Yargıtay kararlarında bu doğrudan gelir desteklerinde haczedilebileceği söyleniyor. Yani dediği gibi haczi kaldırtamıyoruz diyorsanız Ahmet Bey, evet, maalesef böyle bir durum söz konusu. Yargıtay'ın son içtihatlarında, yani Yüksek Mahkeme'nin son kararlarında doğrudan gelir desteklerinin haczedilebileceği söyleniyor. Evet. Yine de siz yasal yollara başvurun, mahkemelere başvurun. Eğer değiştiğine yönelik bir yeni bir karar çıkarsa da diğerleri için, herkes için de geçerli olacak, emsal olacaktır. Evet. Bir başka izleyicimiz de Sivas'tan Yılmaz Özel sormuş. Haczedilemeyecek mallar kefillikten haczedilebilir mi? Evet. Kefillik tabii ciddi bir sıkıntı vatandaşımız için, hepimiz için belki, evet, de. Özellikle de çiftçiler ve tarımla uğraşan, hayvancılıkla uğraşan kişiler için. Hı hı. Evet, haczedilemeyecek mallar
kefillikten haciz ediliyorsa da aynı şeyler geçerlidir. Evet. Şimdi burada şeyi de açıklayalım. Kefillik dediğiniz sınırlı bir kefalet mi, yoksa banka kefilliğinde olduğu gibi müşterek borçlu müteselsil kefil olarak mı kefil oldunuz? Buna bir bakmak lazım. Evet. Bankadaki bir borca kefil olduysanız oradaki kefillik müşterek borçlu müteselsil kefil dediğimiz borcun tamamından siz sorumlusunuz demektir. Yani kefilin sorumluluğu banka borçlarında ikincil değildir. İlk size gelebilir, borçluya hiç gitmeyebilir, direkt kefile de gelebilir banka. Bu anlamda ama haczedilemeyecek şeyler gene burada da geçerlidir. Kefil bile olsanız malınız haczedilemez mallar içindeyse, az önce saydığım şekildeyse gene bu hükümlerden yararlanırsınız. Haciz konduysa da dava açıp haczi kaldırtmanız mümkündür. Evet, bir izleyicimiz daha hatta hemen alalım. Mehmet Bilgiç Adıyaman'dan arıyor bize. Hoş geldiniz. Mehmet Bey hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar. Sağ olun, buyurun. Hoş bulduk, hayırlı yayınlar. Sağ olun, buyurun. Ben merkeze bağlı 15 kilometre yakında 70 hanelik bir köyde yaşıyorum. Bizim köyde köyün geçimi dağcılık. Bu dağ keçilerle başımız çok dertte. Dağ keçileri değil mi? Evet. Evet, dağ keçileri. Ormanya'ya gittim, ormanya dört dokularsan bir tanesine 18 milyar ceza vereceksin diyor. Pardon, bir daha alabilir miyiz Mehmet Bey? Buyur. Bir daha alabilir miyiz son cümlenizi? Ne dediniz? Dedim orman müdürlüğüne gittim. Orman evet. Müdürlüğü diyor bir keçiye doğanı tarzıyor 18 milyar ceza veriyor. 18 milyar. Evet. Evet. Onun için de kurumlarda karar var. Şimdi bizim de özellikle üzüm yiyor. Yani ağır yaprağı yese, dalı yese neyse. Tarım arazisine buranın zarar veren hayvanlardan bahsediyor herhalde. 430 ile 450 tane arasında diyor şey var, dağ keçisi var diyor burada. Dağ keçisi. Evet. Şimdi biz ne yapacağız bilmiyorum. Nöbet tutuyor, gidiyor önüne, geldiği zaman tüfeği havaya sıkıyor, kaçıyor, yarım saat sonra yine geliyor. Hangi tarlaya gideyim, hangi bağırayım? Zaten 3-5 dönüm tarla. Fazla büyük tarlalar yok. Ha, büyük anladım. Geçim kaynakları yok. Evet. Bunu yasal olarak ne yapabiliriz? Yasal olarak ne yapabilirsiniz soruyorsunuz. Bir sorunuz evet. Var mı Gamze Hanım? Yok, hayır. Teşekkürler Mehmet Bey. Hemen cevaplıyoruz. Bizi izlemeye devam ediniz. Teşekkür ederim. Hadi günde. Sağ olun. Evet. Şimdi bizim bugün konuştuğumuz tabii haciz edilemezdik. Evet, ve evet. Sizin keçinizi birisi haciz etmek istiyorsa ne yaparsınız? Burada tarlasındaki, dağdaki üzüm bağı dedi değil mi? Üzüm bağına evet. Zarar veren keçiler. Üzüm yiyormuş daha üzüm çok. Yiyorlar. Onlar söz konusu. Yani burada tabii şikayet edecek ve burada cezayı 18 milyar dokunursan demiş ama hani ne yapabilir gidip? Şimdi dağ keçisine dokunursan 18 milyarlık cezayı ben de yeni duyuyorum. Şöyle olabilir, hani soyu tükenmekte olan hayvanlarla ilgili böyle koruma kanunları var. Zannederim o kapsamda değerlendiriliyor. Hı hı. Veya tabii ki herhangi bir zarar vermesinler hayvanlara ama bu anlamda benim söyleyebileceğim çok bir şey yok. Resmi mercilere gidip şikayette bulunabilirsiniz. Bunların toplatılması yönünde dilekçeler verebilirsiniz. Tabii toplu şekilde verirseniz daha etkili olur. Evet. Sizin 70 haneli köyün tamamı bu işle uğraşıyorsa tamamı mağdur oluyor demektir. Hep birlikte başvuru yapmanızı öneririm. Evet. Bir izleyicimiz daha sormuştu. Sefercan İstanbul'dan. Tarım Kredi İcra Dairesi'nden tarla aldım. Bunları benden geri alma ihtimalleri var mı? Tarım kredileriyle ilgili şöyle bir konu İcra var. İcra Dairesi'nden. Anladım. Tarım kredileriyle gayrimenkul hacizinden, ev hacizinden bahsetmedik ama o konuya da biraz girelim madem bu soru sorulduysa. Şimdi normalde halinize münasip. Yani bir tane eviniz varsa o eve haciz konamaz. Hı-hı. O ev icradan satılamaz. Ama bunun bir istisnası var. Haline münasip olması lazım. Hani sizin bir kişisiniz veya sadece eşiniz var. İki kişilik Hı-hı. bir ailesiniz. Beş katlı binada oturmak istiyorsunuz. Veya iki katlı evde oturmak istiyorsunuz. Bunun kanunlar halinize münasip olmadığını daha da daha küçük bir yerde de aslında yaşayabileceğinizi evet. öngörüyorlar. Bu nedenle de ne yapıyor kanun? Bunun diyor bir kısmını haczedebiliriz. Daha doğrusu bunu haczederiz, satarız. Size gerekli olan kadarını, gerekli olan ev kadar, edecek kadar bir miktarını da size iade ederiz. Kalan parayı da alacaklıyı öderiz diyor. Hı hı. Bunun istisnası da izleyicimizin sorduğu kooperatiflerden alınan evler. Hı hı. Eğer kooperatiften alınan ev
kooperatif borcu nedeniyle satıldıysa satılması mümkündür. Burada Sefer Bey'in sıkıntı yapabileceği bir durum yoktur. Tarım kredi ev olduğunu düşünüyorum. Ev aldığını söylüyor değil mi? Evet. Soruda. Evet. O anlamda bir sıkıntı olmayacaktır. Ama onun dışındaki bir borç nedeniyle evi hacvedildiyse hacvedilemezlik şikayeti özellikle evle ilgili sınırlı olmak üzere söylüyorum süresiz şikayete bağlı. Yani hı hı. 7 gün geçti artık temizdir burayı istediğim gibi satarım değil. Orada süre söz konusu değil. İstediği zaman burası benim tek evimdi kayden yapılıyor bunlar çünkü. Evet. Haberdar olamadım haciz konmuş ama üstünden sene geçmiş. Ben gidip yine de şikayette bulunabilirim borçlu olarak. Yani evet. Bunun dışında Sefer Bey'in dediği şekilde eğer kredi borcu nedeniyle satılan bir evse, hı hı. tarım kredi borcundan satılan bir evse artık sıkıntı yok. Mülkiyeti kendisine geçmiştir. Elinden geri alamazlar. Evet. Bir izleyicimiz daha hattımızda. Ömer Korkmaz Burdur'dan arıyor bizi. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Öncelikle böyle bir program yaparak vatandaşı aydınlattığınız için size teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz izlediğiniz bizim, için. Bizim şöyle bir sorunumuz oldu. Bundan 4-5 yıl önce bir yapılan bir ticaretten dolayı bir ben biraz önce 4000 lira diye bildirmiştim. Bunu düzeltiyorum. 6000 lira. 6000 lira bir miktar için 80.000 liralık traktörümüz icra yoluyla bağlanıldı. Biz şimdi şunu diyorum. Başka eğer ki bu iş illaki zaten böyle bir borç yok. Ödenilmiş bir senedin üzerinde tarihte oynama yapmışlar. Şimdi iş mahkemeye intikal etti. Mahkeme sonucu beklenene kadar traktör haczedilecek diyorlar. Evet. Şimdi ilkinde adli tıpa gitti senet. Adli tıpta oynama yapılmıştır senet üzerinde dediler. Sonra şahıs ben yapmadım muhasebecim yapmıştır. Hı hı. Bu sefer muhasebeci ben yapmadım deyince her ikisinden de imza örnekleri alınarak bu süreç biraz uzadı. Hı hı. Şimdi ve bizim hala 6 bin liralık bir miktar yüzünden başka harcayacak edilecek mallarımız var. Bize kendimize yedemin olarak da teslim edilebilirdi. Ancak tam tarım sezonunun ortası. Yaklaşık 3-3,5 aydır bu traktörümüz bağlı. Artık şu anda bizim balya makinamız var. Kendi balyamızı yapıyoruz. Vatandaşa hani dışarıya balya yapıyoruz. Bundan da bir gelir temin ediyoruz. Ve traktörümüz bu şekilde bağlı. Sadece adli tıpın işte tekrar en son sonucuna göre hem muhasebeciden hem de aracaklı olduğunu iddia eden kişiden imza örnekleri alıp onu da işte biliyorsunuz yani Türkiye'de yargı sisteminde de çok uzun sürüyor. Dava söz konusuysa çok girmememiz gerekiyor. Ömer Bey bir saniyenizi rica ediyoruz. Gamze Hanım evet. Bir şey soruyor. Buyurun. Ben size arazinizle ilgili traktör olmaksızın da orayı işletebilir misiniz? Ekip biçebilir misiniz? Başka araçlarla hayır, onu söyleyeyim. Hayır efendim şimdi bakın. Traktörünüz olmadığı başka için. Traktörümüz yok. Başka bizim yaklaşık 500-600 dönüm bir arazi işletiyoruz. Artı bakın borcun miktarı 6000 lira iddia edilen söz konusu borç. Anladım. Tamam. Evet. Ben şimdi avukat hanımı duyamadım. Şu anda duyamıyorum. Evet. Gamze Hanım bir şey söylüyor musunuz? Ben anladım sorunuzu. Cevap vermeye çalışayım. Şimdi bunun haricinde eğer haczedilmesi gerekiyorsa illaki traktör haczi değil. Bakın yani bu çiftçinin elini kolunu ayağını kesip bir kenara oturtmak demektir. Yani traktör haricinde aramızda bir sürü hayvanımız var. Veyahut da ne bileyim arabamız var. Bu da haczedilebilirdi. Ancak sanki ceza verir gibi, kasıt gibi özellikle traktör haczediliyor. Yani ve borç miktarı 6 bin lira iddia edilen rakam, traktör 80 bin lira. Evet. Yani yaz sezonu artık sizin yorumunuza bırakıyorum. Teşekkür ederim böyle bir fırsat verdiğiniz için. Teşekkürler Ömer Bey. İzlemeye devam ediniz. Hemen yöneltiyorum sorunuzu. Evet. Şimdi Ömer Bey'in davası devam ediyor dediği kısımla ilgili cevap vermeyeyim ben. Adalet sistemi evet biraz sıkıntı oluyor o konularda. Uzadığı oluyor davaların yani bizim de başımızda aynı sıkıntı. O konuda hı-hı. yorum yapacak bir şey yok zaten açık kendisi de söyledi. Evet. İmza incelemesi yani bu borç 6 bin lirayken 80 bin liralık traktörün haczedilmesi. Ben bundan bahsedeyim. Traktörü haczedilemeyecek şeylerden midir? Bununla ilgili bir dava açması gerekir. Borçla ilgili imza benim de senin de düzeltme yapıldı falan bundan bahsetmiyorum. Ayrıca bu traktör haczedilir mi haczedilmez mi? Eğer siz kendi tarlanızın ekilmesi için bu traktöre çok ihtiyaç duyduğunuzu düşünüyorsanız ve bunun bilirkişilerce de tespit edileceğini düşünüyorsanız icra mahkemesine başvurarak traktördeki haczin kaldırılmasını isteyin. Mutlaka bu davanızı açın.
Bu davanın neticesine göre de eğer kaldırılmazsa aşkın hacizle ilgili de aynı zamanda gene aynı usul söz konusudur. Aşkın haciz fazla haciz demektir. 6 bin liralık borç için 80 bin liralık eşyanın haczedilememesi anlamına gelir. Hı hı. Bu anlamda da ayrı bir şikayet yapmanız lazım. Bu da şikayete tabidir. Evet. Aynı şekilde icra mahkemesine terditli olarak yapmanızı tavsiye ederim. Ya benim traktörümdeki haczi kaldırın, haczedilemeyecek maldır. Ya da 80 bin liralık bir araç olması nedeniyle haczi kaldırın. Başkaca menkullerime, hayvanlarıma haciz koyun diye bir dava açarak talepte bulunmanız gerekir. Tabii anlaşma evet. da esastır. Alacaklıyla anlaşma ihtimaliniz varsa telefonla görüşerek veya yüz yüze görüşerek de bunu çözebilirsiniz. Alacaklı ben olsam ben de daha çabuk paraya çevrilebilecek bir şeyi tercih ederim. Alacaklıyı da bu anlamda razı etmeniz mümkün olacaktır. Aşkın hacizle ilgili böyle bir sıkıntı oluyor maalesef. Çünkü traktör hacizi, onu da söyleyeyim, traktör hacizi kayden yapılıyor. Yani icra memuru oturduğu yerden bilgisayar ekranına bakıyor. Borçlunun adına şu 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 plakalı araç var diyor. Hı hı. Onun traktör olup olmadığını da görmüyor aslına bakarsanız. O anlamda ne kadarlık olacağını tabii ki tahmin edemiyor. O anlamda da haciz koyması söz konusu olabiliyor. Siz de gidip eğer bunu dava etmezseniz icra memurunun takdirinde değildir. O onun bilemez ne kadarlık olduğunu. Hı hı. Bu yüzden bu şekilde mahkemeye dava yoluna başvurarak hacizi kaldırtabileceğinizi düşünüyorum. Evet, buradan şunun da hatırlatmasını yapalım. Tabii ki Ömer Bey'e teşekkür ediyoruz. Sıkıntılarını dile getirdi. Bizlere, biz de söz hakkı vermeye çalışıyoruz size ama bizler sadece size söz hakkı verebiliyoruz ve elimizden gelen yardımı en azından bu şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki yargı merci değiliz. Onun da hatırlatmasını yapalım, altını çizelim. Hemen bir telefon bağlantımız var, onu da alalım. İsmail Kırçav Edirne'den arıyor bizi. Merhabalar İsmail Bey. Merhabalar, iyi yayınlar. Buyurun. Biz annemden babamdan olan paralarımızın intikali için kapıya müracaat ettiğimiz sırada kardeşlerimden birinin bir borçlunun dolayı aciz olduğunu, sahada aciz konulduğunu öğrendik. Hı hı. Evet. İntikali yapmadılar. Şimdi bu intikali yapılabilmesi için acizin kalkması gerekiyor. Acizin kalkması için borcun ödenmesi gerektiğini söylese ne yapmamız gerekir? Ravkat Hanım'ın söylediğine göre yasal değil yapılan işlem galiba. Soru sormak istiyordum. Evet İsmail Bey. Sorunuz şey var mıydı? Evet. Bu miras payı olarak kalan yer tarım arazisi midir? Tarım arazisi evet. Evet. Tarım arazisi olmasına rağmen hepimizin sesine daha zaten anne babamın üzerinde yerler. Fakat intikal yapmak sırasında intikal yapmadılar. Borcun ödenmesi gerektiğini söylüyor. Karşı tarafın avukatı aciz koydurmuş. Evet. Ne yapmamız gerekiyor? Evet, soruyu anladık değil anladım, mi? Evet. İsmail Bey teşekkür ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun, iyi günler. Evet. Şimdi tarım arazisi olması niteliğinden önce miras payına haciz olabilir. Evet, oluyor maalesef. Sizin henüz vefat etti ama intikal yapılmamış durumdaki arazideki payınız üzerine miras payınıza haciz konabiliyor. Hı hı. Bunu nasıl kaldırtabiliriz? Doğru söylemişler, borcu ödeyerek kaldırtabilirsiniz ama tarım arazisi olması niteliğinde bir değerlendirmek gerekiyor. Benim az önce söylediğim şartlardaysa eğer, yani arazinin sahibi orayı işletiyorsa veya işlettiriyorsa ve haline münasip yerse, yani tarım arazisinin işletilmesi, çiftçilikle uğraşıyorsa, bu borcun sahibinden bahsediyorum, kardeşinizden bahsediyorum İsmail Bey. Eğer kardeşiniz çiftçilikle uğraşıyorsa, burayı da işletiyorsa, bunun geliriyle ailesini geçindiriyorsa, buranın hacize usulüne uygun değildir, haczedilemezlikten icra mahkemesine şikayet yoluna başvurabilirsiniz. Hı hı. Onun dışında eğer orayı zaten kullanmıyorsa, zaten başka bir şehirde başka bir işle uğraşıyorsa, hacizini kaldırmanız mümkün olmayacaktır. Evet, İsmail Bey'e de buradan yardımcı olduk inşallah. Ben bir şey sormak istiyorum. Bu haczedilemez mal olup olmadığını nasıl belirlenecek dedik ya. Bununla ilgili mesela haksız bir tespit yapıldı diyelim ki. Çiftçimiz ya da hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşımız nasıl itiraz edebilir? Hangi yola başvursun? Evet. Şimdi öncelikle bu anlaçmaya da bağlıdır. Eğer menkul haciyse, yani gözünün önünde yapılan bir şeyse, icra memuruyla alacaklının bizzat geldiği yaptığı bir şeyse, orada sözlü olarak ifade etmesi çok önemlidir. Haciz tutanağına bunların haczedilemez olduğunu yazdırmanız önemlidir.
oldu yazdırmadınız veya o anda aklınıza gelmedi ya da bilmiyordunuz. Hı hı. O zaman daha sonrasında az önce söylediğim gibi dava açacaklar. 7 günlük de süre var. Öğrenmeden itibaren 7 gün. Yalnız evle ilgiliyse bu, evinizin hacziyle ilgiliyse süresiz de olabiliyor. Yani bunu gene bir avukata danışmaları faydalı olacaktır. Normal şartlarda 7 günlük itiraz süresi var. İcra mahkemesine, haczi yapan icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine. Mesela sizin nereden bahsetmişlerdi? Mesela Burdur'dan bir izleyicimiz aramıştı. Burdur'daki icra müdürlüğü yaptıysa haciz işlerinin Burdur İcra Mahkemesi'ne başvurması gerekiyor. Bu şekilde o mahkemenin vereceği karara göre ya haciz kaldırılacaktır ya da hacizin devamına karar verirse de temyiz hakkınız vardır. Yargıtay'a başvurabilecektir. Bu şekilde olur. Bir telefon daha alacağız. Mehmet Akgöz Konya'dan arıyor. Merhabalar Mehmet Bey. Merhaba efendim. Teşekkürler efendim. Hoş geldiniz. Bizi yaptığınız için bizi bilgilendirdiniz. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Buyurun. Bir sorum olacak Avukat Hanım'a da. Buyurun. Bu Ziraat Bankası, Ziraat Bankası tarımsal sulama almıştım. Bir kısmını ödedik, bir kısmını ödeyemedik. Efendim, tabii ki arazilerimiz de buradan Ziraat Bankası ipotekli. Pardon Mehmet Bey, isim vermezsek seviniriz. Bankanın ismini vermezsek seviniriz. Tamam efendim, tabii ki herhangi bir bankanın... Evet, bankadan aldığınız... Evet. İpotekli olduğu için tanıtma kısmını ödemedik borçtan dolayı. Arazilerimizi satışa çıkaracaklar yani. Bunu ne yapmamız lazım? Evet, ne yapmanız? Sorunuz var mıydı Gamze Hanım? Teşekkür ediyoruz evet. Mehmet Bey. Bizi izlemeye devam edin. Hemen sorunuzu yöneltiyoruz. Şimdi tarım arazileri eğer ipotekli krediyle alındıysa herhangi bir bankadan, söylediği banka da olabilir. Başka bankaların da çiftçilere sağladığı krediler var tabii aynı şekilde. O zaman gene haczedilemezlik şikayeti yapılabilir mi onu bir değerlendirmek lazım. Çünkü oraya ipotek tesisini sağladığı zaman bir anlamda izin vermiş oluyor. Oranın haczedilmesine de izin vermiş oluyor Mehmet Bey. Bu anlamda bir değerlendirmesini yapmak lazım. Orada ipotek tesis edildiyse artık haczedilemezlik şikayeti yapılamayacağına yönelik yorumlar var. Mahkemelerin bu yönde verdiği kararlar da var. O nedenle öncelikle borcun tabii tamamını ödemesini eğer mümkünse tavsiye ederiz. Evet. Ödeyemediği halde de eğer tarlaları satılırsa borcundan kendi geçimini devam ettirmesine yetecek kadarı ayrılıp kendisine iade edilecektir o paranın. Evet. Kalanı da borcundan mahsup edilecektir. Bu anlamda ipotekli olduğu için de haczedilemezlikten yararlanamayacağını düşünüyorum. Yararlanamayacağını düşünüyorsunuz. Evet. Evet. Bir de bu bir soru gelmişti. Bir arazinin haczedilemeyen ve haczedilebilen mallar arasında ifraz edilmeyen arazilerin haczi vardı. Şimdi ifraz dediğimiz, onu bir açalım isterseniz. Bunun haczi olabiliyor mu? İfraz bölünme demek ama yasa yoluyla bölünme demek yani. İfraz edilemeyen arazi de geçen hafta konuştuğumuz gibi bölünemeyecek büyüklükte küçük, bölünemeyecek miktarda küçük arazilerden bahsediliyor. Evet. Devletin bu konuda belirlemeleri var. Şu kadardan şu kadara kadar diye hektar üzerinden geçen hafta konuştuğumuz. Evet. Bunun dışında ifraz edilemese bile üzerine kayıtlı görünüyorsa eğer kişinin paylı olarak, genelde de miras payı oluyor bunlar Esra Hanım. Evet. Paylı olarak görünen arazilerin haczi mümkündür. Bu konuda da mahkeme kararı, kanunda bir şey yok bu konuda ama mahkeme kararlarını araştırdığımızda Yargıtay kararlarında ifraz edilemeyecek nitelikteki arazinin de haczinin mümkün olacağını söylüyor. Tabii satışı nasıl yapılacak? Bu sefer paylılığın giderilmesi, izale-i şuyu davasına başvurmak gerekecektir. Ama ifraz edilemeyen arazim haczedilir mi'nin cevabı evet haczedilebilir. Şu anda mahkeme kararları da bu yönde verilmiştir. Evet, bir telefonumuz daha var. Arif Yıldırım Uşak'tan arıyor bizi. Merhabalar Arif Bey. İyi günler efendim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, buyurunuz. Alalım sorunuzu. Ya sorum şöyle, hani ofisimizin borcum vardı. Pardon, bir daha alabilir miyiz? Bancak kooperatifinde borcum vardı yani. Bancak kooperatifinde biz patlis çekmiştik. Kooperatife borcum vardı diyor. Evet. Kooperatife borcunuz vardı değil mi? 17-18 kişi olarak grup olarak geçmiştik. Grup.
grup olarak 10 bin kişilik evet. bir kooperatif. Hayır, 17 kişi. 17 kişilik. Fahit kooperatifini tek mutlu ettik. Onun ürünlerimiz olmadı. Yok anne. Topraklarımız olmadı. Devler olmadı. Bir ihbarname veren bir şey bilmedi. Mesela bizim bu alacaklarımız indirmek Arif Bey, bir kesiliyor sesiniz, bir geliyor. O yüzden tam anlayamıyoruz ne demek istediğinizi. 17 kişi kooperatife borcumuz düştü herhalde şu anda Arif Bey. Evet, tekrar bağlayacak arkadaşlarımız. Bu kooperatiflerle ilgili değil mi Arif Bey'in dediği? Evet, bizim az önce konuştuğumuz gibi ise eğer o anlamda cevap verelim, tekrar bağlantı sağlar mıyız, o zaman daha ayrıntısını öğreniriz. Herhalde ama. Tarım satış kooperatiflerindeki hakların evet, değil az mi? Az önce bahsettiğimiz gibi ise eğer tarım satış kooperatifindeki hakların haczi mümkün değildir. Sadece tek bir istisnası var demiştik, kooperatife olan borcumuz. Hı hı. Eğer kooperatif olan bir borç nedeniyle eğer haciz geldiyse taşınmazınıza bu mümkündür. Bunun dışındaki yöntemlerle taşınmazın tarım kooperatifindeki alacağın haczi mümkün değildir. Peki 17 kişiden bahsetti bu yani grup olarak mı? 17'si de borçlu ihtarname gönderildi falan dedi ama onu tam bilemeyeceğim 17 kişiyle ilgili tam anlayamadım ne dediğini izleyicimizin. Bu şekilde. Hı-hı. Evet. Tekrar alıyoruz Arif Bey'i. Arif Bey merhabalar tekrardan. Efendim, teşekkür ederim. Evet şu an daha iyi geliyor sesiniz. Buyurun. Efendim biz bana Uşak Pancak Kooperatifleri adına. Evet. Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz Arif Bey? Tamam efendim. Buyurun. Biz Uşak Pancak Kooperatifleri adına köyümüzde 20 kişi çiftlik patates ektik. Patates ektiniz. Patates ektik. Evet. Evet. Bu ürünlerimizi çoğu vatandaşın olmadı. Hep borçlu kaldı. Tohum parası bize, tohumu verdi, ilaçını verdi. Çıkardığımız ürünler patates parasını ödemedi. Borçlarımızı ödemedi. Evet. Bunlar bize ihbarlarına hiç bir borçlu var demeden, bir tane bizim köyümüz pancarcıdır. Pancar ekiyoruz. Pancar paralarına kendi parasını tahsil etler. İhbarlarına göndermeden, bilgi göndermeden. Böyle bir şey olabiliyor mu? Bilgi göndermeden? Göndermediler. Anladınız evet. mı? Sorunuz var mı? Anlamadığınız bir yer Gamze Hanım. Peki pancar ekiminde de bu kooperatiflerden destek mi aldınız acaba? Almadık. Hiç destek almadık. Peki onun paralarından nasıl? Devletten gelen paralarından mı tahsil ettiler? Fabrikadan tahsil ettiler. Nereden tahsil ettiler? Fabrikadan direktten kendi aslanı geçti. Fabrika? Şeker fabrikasından. Şeker fabrikasından direkt kendi evet. Tamam şimdi anladım. Tamam. Evet. Peki bu konuda... Bir değerlendirelim bunu şöyle. Evet teşekkür ediyoruz Arif Bey. Bizi izleyiniz lütfen. Hemen sorunuzu yönelttim. Sağ olun. İyi günler. Şimdi normal şartlarda mümkün değildir ama Arif Bey'in anlattığında galiba bize açıklamadığı veya kendisinin de bilemeyeceği bir takım şeyler var. Şunun gibi kooperatifi olan borçları nedeniyle oradaki alacaklarına haciz konmuş olabilir. Ama bize ihtarname bile gönderilmedi diyor. O zaman da bu mümkün olmayacaktır. Şöyle olabilir, siz kooperatiften tohum ve ilaç için destek alırken, patatesle ilgili destek alırken bir takım temliknameye imzalamış olabilirsiniz. Onu biliyorlar mı bilmiyorum. Yani benim şu pancar pancarla ilgili şeker fabrikasından olan alacaklarımı buradaki borcuma karşılık gösteriyorum demiş olabilirsiniz. Eğer böyle bir şey varsa direkt alacağınız oradan oraya geçer. Böyle bir şey söz konusu anladığım kadarıyla. Bunun dışında öyle bir yazı imzalamadıysanız bizzat gidip de oradaki alacağınızı alma şansları yok. Ya böyle bir durum vardır ya da size ihtarname göndermişlerdir ama elinize ulaşmamıştır. Böyle bir şey olabilir. Siz oradaki alacaklarınıza eğer teminat göstermediyseniz direkt size haber vermeden haciz koyamazlar. Ama teminat gösterdiyseniz evet söz konusu olabilir. Kooperatifle imzaladığınız sözleşmeleri alıp bir konusunda uzman birine giderseniz, eğer bir avukata giderseniz daha ayrıntılı açıklama yapabilecektir size. Ben telefonda anladığım kadarıyla bu kadar bilgi verebiliyorum. Ama evet. Anladığım kadarıyla bir temlikname ilişkisi var, temlik var. Bunun dışında da haczi mümkün olmayacağını düşünüyorum.
Evet. Bir telefonumuz daha var ve Hayati Sarı Karaman'dan arıyor. Hoş geldiniz Hayati Bey. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. İyi günler efendim. Sağolunuz. Buyurun. Ben sigortadan emekliyim. Emekli maaşımda. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Hoş bulduk efendim. Televizyonunuzun sesini kısabilir misiniz Hayati Bey? Tamam, kıstım efendim. Ben emekliyim efendim. Evet. Sosyal sigortada. Sosyal sigorta. Emekli maaşımdan tarım kredide yapılandırma yapmak için kredi çekmiştim. Evet. Bu kredi çektikten sonra benim maaşımın yarısı oraya gidiyordu. Şimdi o gün gittiğimde 385 lira maaş almak için sulama kooperatifi tarafından hazmedildiğini ve hiç para alamadığımı bildiriyorum ve nereye başvuracağımı bilmiyorum. Evet. Nereye başvuracağınızı bilmiyorsunuz, öğrenmek istiyorsunuz. Borcun bitti mi dedi, tamam. Borcunuz bitti mi Hayati Bey? Yok, sulama kooperatifine borçluyum. Tarım krediyi bu sene bitireceğim ailesiyle. Sulama kooperatifi. Başka bir alacak nedeniyle emekli maaşınız çekildi. Evet, tarım maaşımı ekondu ve hiç para almadım. Para almış. Geçimimi idam ettirmek istiyorum ama 285 lira dahi ekonuldu. Evet. Anladım Hayati Bey, evet. Tamam. Teşekkürler Hayati Bey, izlemeye devam ediniz. Hemen sorunuzu yöneltiyorum. Teşekkür ederim, iyi günler. İyi günler. Evet. Şimdi emekli maaşları kısmen hacize caiz olan şeylerdendir. Yani maaşlar, ücretler daha doğrusu. Ama emekli maaşlarının özel bir durumu var. Yüksek mahkeme kararlarıyla birlikte emekli maaşının haczedilemeyeceği, hiç hacz konamayacağı düzenleniyor. Burada ancak borçlunun muvaffakatı olmazsa, yani borçlu emekli maaşımdan kesilsin, izin veriyorum demezse kesinlikle emekli maaşından yarısı bile olsa haczedilemez. Bunu da nasıl yapıyorsunuz? Yazılı bir muvaffakat veriyorsunuz yazılı olarak. Ya haciz esnasında haciz memuruna söylüyorsunuz izin veriyorum diye ya da böyle bir yazı imzalıyorsunuz. Eğer Hayati Bey böyle bir şeyler yapmadıysa emekli maaşından yapılan kesintiyi hatta hiç alamamasından bahsediyor. Bu mümkün değildir. Bununla ilgili icra mahkemesine giderek öncelikle emekli maaşında hangi icradan, kimden haciz konduğunu bir öğrenmesi lazım. Tabii siz sadece alacaklıyı biliyorsunuz. Kooperatif çekiyor benim paramı diyorsunuz ama asıl onun bir dosyası olabilir veya kooperatifin az önce söylediği icra servisinden haciz kondu denmişti. Bu şekilde olabilir. O icra servisiyle ilgili mahkemeye başvurup bunlardan hacizin kaldırılmasını istemeniz gerekiyor. Şöyle de olabilir, direkt banka hesabınıza haciz yazmışlardır. Banka hesabınızdaki paraya haciz konsun diye. O da emekli maaş hesabınızsa o şekilde olmuştur. Normal şartlarda emekli maaşları haciz edilemez. Hiçbir alacak için haciz edilemez. Ancak muvaffakat vermeniz lazım. Onun dışında hacizi mümkün olmayan şeylerdendir. Evet. Biz şimdi nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Bu kadar soruları cevapladık, telefonlarımızı aldık. Yemek köşemize gidiyoruz. Hangi yöremize? Diyarbakır yöremize gidiyoruz. Ciğer tava yaptık. Bakalım nasıl yapmışız? Buyurun.